ne var abla? Cemre, evde misin? Beni bu ev görünümüne hapishaneden çıkarmadıklarını biliyorsun değil mi? Güzel. Geliyorum ben. Ayrılma bir yere. Ne oluyor? Cemre, sana çok önemli bir şey göstereceğim. Bir dakika, ne bu şimdi? Yani beni niye meraklandırıyorsun ki? Ne göstereceksen söyle. Sen bekle beni. Sen yaşıyorsun oğlum, sen yaşıyorsun. Ben yıllarca bu karşılaşmayı bekledim, bu anı bekledim. Ve işte şimdi karşımdasın. Sen yaşıyorsun oğlum, yaşıyorsun Murat, yaşıyorsun. Benim ismim Tarık Murat değil. Tabii, tabii. Çünkü seni benden kopardıklarında adını hatırlamayacak kadar küçüktün ama senin adın Murat. Ben koydum, rahmetli babamın adı. Ben senin babanım oğlum, öz babanım. Ne oluyor ya? Ne babası, ne oğlu? Ben sizi tanımıyorum bile. Hem öyle birdenbire karşıma dikilince baba oğul mu olduk pat diye? Yok öyle. Beni arabada bekle. Tamam, dur, dur. Lütfen sakin ol. Lütfen harap etme kendini, tamam. Nefise, öz evladım bana yabancı gibi davranıyor. Size söylemiştim. Henüz yeni öğrendi gerçeği. Ona biraz zaman vermelisiniz. Affedersiniz. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tabii, tabii. Buyurun. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Neydi o havalar? Yanlış mı oynadık ya? Ne söylediysen onu yapıyoruz. Adamı ne sert yapıyorsun oğlum daha ilk günden? Çok mu sert oldu ya? Ya ne bileyim işte. İnandırıcı olsun diye dedim. Hem ne yapsaydım? Adamı ilk günden boynuna mı atlasaydım? Ulan dua et de huylanmasınlar. Sen bir rahat ol. Buluruz bir orta yol. Ben yaşadığını öğrendiğimden beri onunla bu karşılaşmamızın hayalini kuruyorum. Ama hiç böyle düşünmemiştim bu kadar öfkeli, bu kadar soğuk olacağını. Tamam, birden boynuma atlasın demiyorum ama hiç değilse biraz heyecanlanacağını sanmıştım. Evet, tamam, tamam ama yani Muzaffer bir düşünsene. Bak o da yıllardır, yani yıllardır başka birine baba diyor. Sonra şimdi böyle bir anda yani onu biraz anlamaya zaman ver olur mu? Doğru, 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 haklısın. Onun yaşındaki çocuklar hep böyle tepki verirler değil mi? Hırçın olurlar. Sen de zaten Emre'den biliyorsun tabii. Tamam, doğru, doğru. Nefise, onu yumuşatmak için ne diyeceğimi, ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Oğlum deyip bağrıma basmak geliyor içimden. Kendimi zor tutuyorum. Ah Muzaffer, ah. Aşkım, o senin oğlun değil. Nasıl söylerim? Bağırsam, haykırsam gerçeği yapamam ki. Allah'ım nasıl çıkmaz bir yola girdim ben böyle. Hani hadi. Alt tarafa bir hava alacağız. Bütün gün bekleyeceğiz mi böyle? Gir kız. Başlatma havana. Ha şimdi bir gören olacak senin ayaktayken böyle. Tövbe tövbe. Ya marifet. Esas olan dışarıdayken çıkmakta. Onur Bey'in bahçeye çıkmasını mı bekleyeceğiz bütün gün? Bekleyeceğiz tabii. Acındırmak için bunu kullanmamız lazım. Yoksa bir daha nereden fırsat bulacağız bunca engel varken? Üf, nereye kadar sürecek bu böyle? Onu bana acıyarak mı aşık olacak anne? Şapşal, işi hızlandırmak için bu. Hele seni bir kollarına alsın. Hele saçlarının kokusunu duysun. Gör bak o zaman nasıl ısınacak sana. Keşke. Geldi Beyaz Atlı. Hadi kız başlıyoruz. Çabuk çabuk geç sandalyeye geç. Güzel kızım, ben seni tek başıma nasıl indireyim aşağı? Sıkıldın tabii ama ne yapacaksın işte, yazgımız böyleymiş.
tamam tamam, suratına asma sen. Ben ne yapar eder, kızımı sırtımda bile olsa çıkartırım dışarıya. Tamam mı? Merhaba. Nur Bey. Nasılsınız? İyiyiz, sayenizde, eksik olmayın. Ama işte Mine sıkıldı biraz. Bahçeye inmek istiyor. Çıksın tabii ya. Hava alsın biraz. Hatta ben yardımcı olurum sana. Allah razı olsun sizden. Ne kadar iyi, ne kadar fedakar bir insansınız. Eğer ikna olduysanız oğlunuzu geri götürmem gerek. Geri götürmek ne demek? Nereye götürüyorsun? Ailesiyle konuşup anlaşmamız gerek. Daha vedalaşmadılar bile. Hayır, oğlum hiçbir yere götüremezsin. Hiçbir yere götüremezsin. O ailenin adresini bana ver, ben ikna ederim. Ver. Yo yo yo. Her şeyin yasal prosedüre uydurulması gerek. Maazallah. Yoksa çocuk kaçırma durumuna düşersiniz. Gereken neyse yaparım. Çocuğu hiçbir yere götürmüyorsun. Hiçbir yere yollamıyorum. Ay. Sağ olun. Gerisini ben hallederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Allah ne muradınız varsa versin. Tüm sıkıntılarınız bitsin inşallah. Tamam canım, abartacak bir şey yok. Tamam. Hadi keyfin çıkar. Görüşürüz. Ay, 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 ay. Ah belim. Ay belim, 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 belim. Ne oluyor? Ay böyle kitlenip kalıyorum işte bazen. Of, sandalyeyi indirirken ters bir hareket yaptım herhalde. Geçer şimdi. Bakın bir hastaneye gidebiliriz hemen. Yok yok. Kaldım böyle. Ay kızım kusura bakma. Seni de indirdim böyle ama affet. Tamam biz Mine'yle gezeriz zaten. Öyle değil mi Mine? Yapar mısınız gerçekten? Sağ olun. Hem Mine'nin de hoşuna gider bu. Tamam, biz gezeriz. Merak etmeyin. Sağ olun. Sonunda. Hadi ne göstereceksen göster. Gel benimle. Bir dakika ya, ne bu gizemli haller? Seni hayatının gerçekleriyle yüzleştireceğim. Yürü. Allah Allah ya. Tartışmanıza gerek yok. Ben o ailem olacak insanların yanına dönmüyorum zaten. Bunca yıldır bana yalan söylediler. Onları bir daha asla görmek istemiyorum. Ben Muzaffer Bey'le gideceğim. Muzaffer Bey. Hazırım, gidebiliriz. Ben seni zaten hiçbir yere yollamayacaktım oğlum. Önce sen konuş onlarla, sonra da ben konuşacağım. Yasal prosedür neyse hallederiz. Gel oğlum. Peki madem. Ayırmayalım baba oğlu bir daha. Değil mi? Hadi. Hadi. Sen sakın dert etme oğlum. İstediğin zaman seni büyüten aileyi görmeye gidebilirsin. Dert ettiğim falan yok zaten ya. Peki o zaman oradan bir şey almana da gerek yok. Artık her şeyin olacak. Sürprizini beğendin mi Nefise?
konuşabiliriz artık. Sabırsızlıkla bekliyorum. Artık bir bahanen kalmadı Nefise. Muzaffer'den ayrılacaksın. Benim olacaksın. Ne oldu, kötü bir haber mi? Yok şey... Zeynep bir şeyler söylemişti. Aç mısın oğlum? Vallahi tokum desem yalan olur. Tamam, o zaman eve gitmeden şöyle güzel bir yemek yiyelim. Yol üstünde çok lezzetli yemekler yapan bildiğim bir restoran var. Uyar. Hatta ızgara falan olursa süper olur. Sen ne dersin? Tabii olur. Gel şöyle. Tamam hadi, bırak şu gizemli tavırları da ne göstereceksen göster. Sana kartalın gerçek yüzünü göstereceğim. Seni bütün gerçeklerle yüzleştireceğim. Of. Sen bu zamana kadar bana inanmadın. Ama şu an elimde o kadar sağlam bir kanıtım var ki. İntikamını alıp Zeynep'e dersini verdiğine göre senin daha keyifli olman gerekmiyor mu bakayım? Nasıl kandım ona? Nasıl bu kadar aptal olabildim diye kendime kızıyorum ben, kendime kızıyorum. Söyledim, bana inanmadın. Ne oldu da ikna oldun, söyle bakayım. Zeynep'in kardeşiyle arkadaşı geldi. Mahalleden biliyorlar beni zaten. Ahmet diye üzerime yürüdüler. İnkar ettim tabii. Ama Emre'yi susturamadım. Ablasından gaz almış gelmiş. Bir güzel öttü tabii. Zeynep de Emre için geldi bana. Onu korumak için. Ah be Ahmet, ah. Emre söyleyince mi anladım be? Oyun oynadı bana be amca. Ahmet olduğumu itiraf ettirmek için. Ama planladığı gibi gitmedi işte. Ahmet olduğumu söyleyince her şey bitecek sandı. Ben de ona Cemre'den ayrılmayacağımı, onunla evleneceğimi söyledim. Cemre'nin beni hayatı boyunca kartal olarak bileceğini onun suratına aykırdım. Bir dakika. Ben yanlış bir şey mi duydum? Ne demek lan Cemre ömür boyu beni kartal bilecek? Lan sen zaten kartalsın. Ahmet falan yok. Öldü. Bitti. Tamam işte amca. Ben de onu söyledim. Cemre'nin benim Ahmet olduğumu öğrenemeyeceğini, oğlunla evleneceğimi söyledim. Salak herif. Salak. Gerizekalı. Bir şey diyeceğim. Yine mi kartal ya? Artık vazgeç şundan. Bak abla, ben kartalı seviyorum, tamam mı? Onu çok seviyorum. O yüzden artık hayatıma burnunu sokma. Sen önce sana göstereceğim şeyi bir izle. Bakalım ondan sonra fikrin değişmez, hala aynı kalırsa. Sana söz veriyorum bak, vallahi yemin ederim ağzımı açmayacağım ya. Bak önce şuna bir sen. Lan sen ne kadar aptalsın lan, sen deli misin lan? Ha? Böyle mi dersini verdin Zeynep'e? Ha? Ahmet olduğunu itiraf edip mi? Ya tamam, sakin, sorun yok. Zaten baştan beri Zeynep benim Ahmet olduğumu söylüyor. Kim inanacak ki ona? Lan şapşal herif. Bütün bu numaraları boşa mı yaptı zannediyorsun ha? Zeynep'in amacı bütün bunları itiraf ettirmekse... Lan bunları kayda da almış olabilir o. Ne kaydı ya? Lan ne kaydı olacak? Ses kaydı, görüntü kaydı. Lan kimsenin duyamayacağı bir itirafı almak için mi uğraştı zannediyorsun? Lan aptal mı o senin gibi ha? Kesin kayda almıştır o. Kesin. Cemre'ye de izletmiş olabilir. Hatta polise de. Ara şu Cemre'yi, ara. Ara, izlemiş mi öğren, çabuk. Ya izlemişse. Lan izlemişse açmaz telefonunu zaten, çabuk ara. Sonra da bir hal çaresi bakalım. Evet, bak bakalım. Ne görüyorsun? İşte. Ya hiçbir vazgeçmeyeceksin sen. Pes yani, gerçekten pes. Daha bir şey izlemedin ki yavrum, bak gel. Esas mevzu zaten ortalarda kopuyor. Ah.
Size şöyle bak istersen. Ya ben sıkıldım artık. Gerçekten sıkıldım ya. Ne oluyor sana? Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. İzlemedim ki tam zaten. Ne olduğunu anlamadım. Alo Kartal. Seni düşündüğümü mü hissettin yoksa? Nasılsın prensesim? Vallahi bir an bile aklımdan çıkmıyorsun. Bir arayayım dedim. Yolunda mı her şey? Aslında tam da zamanında aradım biliyor musun? Çünkü şu an ablam tam da sana olan iyi duygularımı mahvetmekle meşgul. Hatta bayağı saçmalıyor. Allah mı? Nasıl yani? Ne oldu? Ver şu telefonu. Bırak. Kartal sana bir şey soracağım. Ablam sana mı geldi yine? Evet, bana geldi. Sorma ya. Delirmiş gibiydi. Ben de evden kovmak zorunda kaldım Cemre. Ben artık çok sabredemiyorum. Kusura bakma ablan ama... Yani ablamı evden kovdun öyle mi? Ne oldu? Sana farklı bir şey mi anlat yoksa? Şu telefonu kapat dedim sana. Bak zaten sana gösterdiklerini bu görüntüleri izledikten sonra bunun yüzüne bakmayacaksın bir daha. Ya yalancın teki o yapma. Ver şunu. Ben vermeyeceğim telefonu. Ne vermeyeceğim? Ya ver şunu. Ben senin gözlerini açmaya çalışıyorum. Bir dakika bir dur ya. Cemre ne görüntüsü o? Ya ablam bizim o saçma sapan konuşmalarımız mı kaynetti yoksa ya? Ya bırak. Ya Cemre saç. Ya Cemre ne yapıyorsun? Cemre. Ne görüntüsüymüş o? Cemre. Allah kahretsin. Dedim ben sana oğlum dedim. O kız aptal değil dedim. Her şeyin içine ettin lan. Bitti lan bitti. Ya demiyorum izleme ki ya. İzledikten sonra vereceğim. Geride dur. İzledikten sonra vereceğim. Mecbur muyum ya? Mecbursun. Demiyorum. Ya manyak mısın? Ya bırak. Hayat bizim gibilere çok daha acımasız davranıyor. Ama siz sihirli bir el gibi dokundunuz hayatımıza. Söylemem böyle şeyler tamam. Lütfen. Yardım edin! Yardım edin! Abla! Yardım edin! Zeynep. Manyak! Ne oldu? Ablasını vurmuş. Kafasını vurdu. Ay Allah'ım. Zeynep! Git yardım et çıkar. Çıkar. Zeynep kızım aç açın gözünü. Nefes al şunu açın. Açın. Kız tam güzel güzel konuşuyordunuz. O kız yine girdi araya. Hadi iç şunu da anlayalım önce bir ne olduğunu. Aa, kız sen de yayıldın iyice ha. Elim tutuldu dedim adama. Daha hızlı itemem ki. Az biraz da kendin sür şu tekeri. Zeynep aç gözünü. Zeynep kendine gel. Zeynep. Öldü mü? Öldüyse bayram mı edeceksin? Çekil şuradan be. Zeynep hadi kızım. Allah. Hadi şifa bu. Allah anne. Hadi yavrum ha gayret bak hayat nefesi o. Onur Bey'in nefesi sana şifa olsun yavrum hadi. Hadi Zeynep hadi. Hadi. Hadi Zeynep hadi. Ama lütfen. Ha kızım tamam. Ah kızım tamam sakin ol. Geçti. Geçti yavrum tamam.
Kafam geçti. Tamam. Çekil şuradan. Tamam, sar. Dokunma. Allah'ım şükürler olsun. Zeynep, iyi misin? Zeynep, iyi misin Zeynep? Yavaş oğlum, yavaş. Önümden kaçırmıyoruz. Sakin sakin. Ne o? Fiyakanızı mı bozdun? Yok oğlum. Bizim fiyakamız falan yok. İstediğin kadar ye. Yemek buldun ye. Dayak buldun ikile. Öyle derdi benim babalık. Şu senin babalık nasıl biri? Boş ver ye. Konuşmaya değmez takozun biriydi. Hem sen saçlarından mı yaptırdın DNA testini? Evet. Yani o zaman eminsin oğlun olduğuma, değil mi? Hı hı. Niye sordun? Yani bırakmazsınız beni artık. Böyle güzel yemekler, lüks araçlar, afilli bakışlar. Bak puf diye gidecekse hiç girmeyelim bu topa. Dur oğlum, dur. Ben bunca zaman seni aradım. Tam bulduğumda bırakır mıyım? Ne bileyim. Belki beğenmemişsiniz de beni. Geri yollarsınız o eve. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sokakta kalırım ama yine de o eve dönmem ben. Oğlum. Merak etme. Seni asla bırakmayacağım. Eyvallah. Kıyakadansın. Asıl sen beni bırakıp gidersin diye korkuyorum. Yok canım. Ben ne bırakacağım? O babam olacak gaddarın evine döneceğime ölürüm daha iyi. Çok mu kötü davrandılar sana orada? Buna hakkı yok. Buna hakkı yok. Benim pamuklara sarıp büyüteceğim evladımı sen nasıl... Bana yerini söyle. Şimdi gidip hesap soracağım ona. Tamam. Tamam. Sakin ol. Ya dedim işte takozun teki konuşmaya değmez. Biz boş verelim şimdi. Geçmiş bitti. Geleceğe bakalım değil mi? Özür dilerim oğlum. Yanında olamadığım her gün için özür dilerim senden. Kim bilir ne sıkıntılar yaşadım. Daha minnacık bir çocukken seni kaçıran o canileri, sana bu zulmü, bana bu hasreti yaşatanları asla affetmeyeceğim. Asla, kim olurlarsa olsunlar. Muzaffer, yani onu büyütenlerin bir suçu yok ki. Aslan oğlum benim, yavrum. Bu hanım kim? Annem mi? Yok. Kusura bakma oğlum, heyecanıma ver, tanıştıramadım sizi. Nefise benim eşim. Eşinse... Annem öldü mü benim? Biraz müsaade eder misin? Geliyorum şimdi. Ulan ben ne yapacağım ya? Bu çocuk kimse belli ki onu da kandırmış. Şimdi o da bir yalana inanacak yani. Ulan ben ne yapacağım ya? Nefise. Ne oldu, iyi misin?
Seni annesi sandığı için mi gerildin? Yok yok yok, ondan değil. Neyin var öyleyse? Birdenbire yerinden kalktın gittin. Ya öyle işte, çocuğun haline üzüldüm Muzaffer ya. Baksana belli ki yani ne kadar zor zamanlar geçirmiş. Zor bir hayat olmuş işte. Öyle haline üzüldüm yani. Merhametli karım benim. Güzel karım. Oğlum artık iyi olacak. Çünkü biz ona çok iyi bakacağız değil mi? Hadi gel yanına gidelim. Başımız gerçekten büyük belada Ahmet. Polise giderlerse olacakları hayal bile edemiyorum. Ya tamam amca, tamam, beni de germe, tamam. O videoyu Cemre seyretmiştir. Oğlum dolandırıcılıktan, sahte evrak düzenlemekten içeri atacaklar lan ikimizi de. Sana hiç güvenmemeliydim Ahmet, hiç. Ya tamam, bir sakin olur musun? Bir sakin ol. Daha bir şey olmuş değil. Ben bir daha bir Cemre'yi arayacağım. Kapalı. Kapalı. Ne oldu? Nefise biraz duygulanmış. Evet. Özenlen değil ama... sana çok iyi anne olacak. Anlayacaksın. Yani benim annem öldü değil mi? Hayır, yaşıyor. Yurt dışında. Biz uzun zaman önce ayrıldık ve o zamandan beri görüşmüyoruz. Evladım, ben bunların hepsini sana daha sonra anlatırım, tamam mı? Sen daha yiyecek misin, doymadın mı? Yani. İstersen kalkalım, evimize gidelim. Artık kardeşlerinle de tanış, ne dersin? Uyar. Ne? Hesabı alabilir miyiz? Ya da biz bırakalım. Hadi bakalım. Onlar kendileri görsünler hesabı. Hadi oğlum. Şu halinize bakın, ayıp. Sen eğer birazcık rahat dursaydın... şimdi bütün gerçekleri kendi gözünde görmüş olacaktın zaten. Ay ben sana görmek istemediğimi söylemiştim değil mi? Senin yüzünden boğuluyorduk ikimiz de havuzda. Vallahi boğuluyordunuz. İyi ki Onur Bey yetişti. Onur abiye söyleseydin ya neden tartıştığımızı. Ben Onur'u bizim saçma sapan sorunlarımızla meşgul etmeyeceğim artık. Doğru tabii ya. Siz ayrılmıştınız değil mi? Kartal için terk etmiştin onu. Aa yeter be. Ne bu böyle? Horozlar gibi birbirinize dedikleyip duruyorsunuz. Evde huzur bırakmadınız. Yeter artık. Bu durumdan kimsenin haberi olmayacak, tamam mı? Annenize söylemeyeceksiniz. Sakın. Üzmeyin kadını. Nokta. Allah Allah ya. Şu halime bak ya. Artık sayende Cemre de biliyor bütün olup biteni. Artık bitti. Ortaya çıktı, oyun bitti. Oyunun sonuna geldik Ahmet. Daha değil amca. Daha değil. Tamam mı? Hiçbir şey bitmedi, bitemez. Buradan gidiyoruz. O hisse senetlerini hemen satıyoruz. Senin ortaklığını devredeceğiz birine. Nakde dönüp kaçacağız buradan. Bak ben hiçbir yere gitmeyeceğim, kaçmayacağım. Tamam mı? Zeynep'e bir kez daha yenilmeyeceğim. Bak. Cemre benim itiraflarımı izlemiş olsa bile... Ben onu bir şekilde ikna edeceğim. İkna edecekmiş, geçti, bitti. Oğlum çok geç, sırrın çıktı ortaya. Amca vazgeçmeyeceğim ben. İntikamımı almadan olmaz. Ulan savaş bitti diyorum sana, ama giderken avlandın. Zeynep senden akıllı çıktı, yenildin. Olmaz amca, tamam mı? Olmaz. Lan,
Sen de şu kadar akıl olsaydı ya. Seni sevmeyeceğini bildiğim bir kızın peşinden boşa gitmezdin. Uyan artık lan, uyan. Uyan bu boş rüyadan. Bitti, bitti. Bana bak. Sen ne dersen de. Bunun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Açıl, ne olursun açıl ya. Senin gerçekten açılman lazım. Sen açılmazsan olmaz. Yok. Yani benim o kadar emeğim boşa gitmiş olamaz. Sen açılmadan bana rahat yok. Açıl, 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 açıl. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım ya? Gel oğlum, gel. 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 Vay be! Ev değil, saray burası ha. Ha, Lütfü. Gel. Tanıştırayım. Oğlum Murat. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz evinize. Yani aslında Tarık da eskiden Murat'mış diye ısrar ediliyor. Ben seni hayalimde hep Murat diye sevdim, büyüttüm o yüzden. Tabii yeni adına da alışacağım zamanla. Muzaffer Bey, yani çok şükür kavuştunuz oğlunuza. Yani gözünüz aydın, ne diyeyim. Ben de dua etmiştim herhalde. Duyuldu sanırım. Sağ ol Lütfü, sağ ol. Ya şimdi ben bir şey soracağım. Hı. Ben gerçekten, bak harbiden bu evde mi yaşayacağım? Niye? Beğenmedin mi? Yok. Dibim düştü. Burası senin de evin. Sen bu evde doğdun. Yani yuvana döndün. Evine hoş geldin oğlum. Hadi içeri geçelim. Onur Bey, kusura bakmayın. Ya siz de kızlar yüzünden zor durumda kaldınız. Islandınız falan. Kurudunuz mu bari? Önemli lazım. Dişine bak sen. Heh, gelin bakalım, gelin. Gelin, 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 gelin. Kimse yok mu? Ha, Onur, Onur. Gel, bak nihayet oğluma kavuştum. İşte Murat. Bir dakika abi, nasıl, neden? Ya bana niye haber vermiyorsun abi? Bu benim yeğenim Murat mı? Ben de hala şaşkınım. Bu Murat mı bu? Evet. Ya bir şey dikkat etmemiz lazım. Benim adım Murat falan değil. Benim ismim Tarık. Tarık mı? Evet, onu büyüten aile bu adı koymuş. Karşındaki de amcan, Onur. Memnun oldum. Ha, böyle mi memnun oluyorsun? Amcanım ben senin. Gel burayı bir sallayayım sana. Ha. Hoş geldin. Vay be. Var ya, bizim evin arsası bu evin salonu kadar etmez ha. Hı. Ha Azime, oğluma iyi bakacaksın ona göre. Azime, sana söylüyorum, duyuyor musun? Kime bakacağız? Sen de şaşırdın tabii değil mi? Bunca yıldan sonra oğlum bulacağımı beklemiyordun. Bakarız tabii. Evi gezmek ister misin? Uyar vallahi bana. Hadi gel bakalım. Yukarıdan başlayalım. Ben de yemek için hazırlık yapacaktım. Sen de gel bana yardım et. Olur olur, ne diyeyim. Uf,
Kızım, kim bu çocuk? Nereden çıktı bu çocuk? Kemal'in yeni oyuncağı işte. O getirmiş Muzaffer'in oğlu diye. Ne? Vallahi bravo. Vallahi bravo. Abla sen ne diyorsun ya? Muzaffer o çocuğu oğlu sanıyor diyorum ben sana. Sen ne diyorsun ya? Kız sus. Sus be. Duyacaklar içeriden. Aa, ama vallahi bravo ya. Adam titiz çalışmış. Kız aynısını getirmiş kız çocuğun. Saç baş aynı. Emre'nin dublörü gibi. Vallahi benim bile aklıma gelmezdi. Ay abla Allah aşkına ya. Ya içim eriyor benim burada ya. Biz göz göre göre Muzaffer'in aldatılmasını seyrediyoruz şu an. Ya hala inanamıyorum ya. Ya şeytanın aklına bile gelmez ki benim bile aklıma gelmedi. Başka bir çocuğu evladı diye Muzaffer Bey'e kakalamak. Vallahi pes. Vallahi bilmiyorum ya. Nereden bulmuş, nasıl bulmuş, nasıl yapmış hiçbir fikrim yok. Şaşkınım yani. Şaşırdım kaldım böyle. Peki çocuğun bundan haberi var mı? Yok ya, nereden bilecek zavallı yavrum ya. Ya da çok iyi rol yapıyor. Yok ya, ne rolü ya? Ya bayağı bariz çocuk da Muzaffer'i babası sanıyor işte ya. Vallahi ben aklımı kaçıracağım herhalde. Nefise, bizim bu işi böyle büyüteçle çok iyi incelememiz lazım. Bence bu çocuk para peşinde kızım. Hiç gözüm tutmadı. Ama var ya, Kemal hayatında 40 yılın başı güzel bir şey yaptı bence. Nasıl yani? Nasıl yaptı? Kemal nasıl iyi bir şey, güzel bir şey yapmış olabilir ya? Ya kızım görmüyor musun Muzaffer Bey'i? Çocuklar gibi şey sürekli sırıtıyor. Abla, sahte evladı, sahte. Ve ben böyle bir durumun içine düşürdüğüm için Muzaffer'i şu an kendimden nefret ediyorum. Etme be. Ne nefret ediyorsun kendinden? Problem çözüldü kızım. Bizim karalar bağlayacağımıza böyle göbek atmamız lazım. Sen yaklaşan tehlikenin farkında değilsin herhalde değil mi? Şimdi Kemal daha fazla, daha ısrarlı, daha fazla tehdit edecek beni. Daha çok üstüme gelecek. Daha yoldayken mesaj attı zaten. Durmayacak yani. Adam durmayacak ya. Ne diyorsun? O da pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyor ya. Ya boş boş hayaller kuruyor. Neyin kafasını yaşıyor bu? Ya bu adam gerçekten senin Muzaffer'i bırakıp ona gideceğine mi inanıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama ya sana şunu söyleyeyim. Yani Kemal'in yanına gitmek yerine ben ölmeyi tercih ederim ha. Ha bazen diyorum zaten böyle kaçayım gideyim uzaklara kimse izimi bulamasın. Ama işte burada böyle yani başkasının çocuğuna Muzaffer evladım derken ben onu bırakıp gidemem ki ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Senin işin de zor. Kemal mi yoksa ölüm mü? Of. Akışına bırakalım bence. Ev bayağı büyük yalnız. Aynı filmlerdeki gibi ha. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben prensmişim. Saraydan kaçırılmışım haberim yok. oğlum benim bu telefonu cevaplamam gerek. Şirketten arıyorlar. Sen dolaşmaya devam et. Kaybolmayayım da. Efendim. Sen de kilitleseydin o zaman kapını. Adamdaki rahatlığa bak ya. Ne işin var senin burada? O şekilde girilir mi içeriye? Gördün, dolu içerisi. E hadi çık. Niye dikiliyorsun hala karşıma? Çıksana dışarıya hadi. Hadi çık. Aa, Allah Allah. Seni kim aldı içeriye? Tamirci falan mısın sen? Bir şey diyeceğim, niye kimse yok? Hayır yani eve hırsız girse kimsenin ruhu duymayacak. Sen bana hırsız mı diyorsun? Sen niye hala benim önümde dikiliyorsun acaba? Gitsene! Aa! Emdat! Emdat sapık var! Sapık var Emdat! Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Kim bu? Kim aldı bunu içeriye? Ben banyodayım kapıyı tıklatmadan içeriye giriyor. Bu ne ya? Bunu. Kızım ben eşya mıyım? Benim bir ismim var ha. Ben aldım onu içeri.
Tanıtayım. Oğlum. Nasıl yani? Oğlun mu? Evet. Yıllar önce kaybettiğim ve artık bulduğum oğlum Murat. Tarık. Tarık. Şey, ben bilemedim. Kusura bakmayın. Ama yani o da çat kapı giriyor içeriye, tıklatmıyor, etmiyor. Allah'tan uygunsuz bir vaziyette yakalamadın yani beni. Kızım ben düşünüyor muyum içeride kimse var mı yok mu? Hem davenin hiçbir yerini bilmiyorum. Ne bileyim burasının banyo olduğunu? Ayrıca sen karşıma geçip car car öteceğini kapıyı kilitleseydin. Bak sen. Tamam tamam. Bilerek olmamış işte. Kimsenin kabahati yok. Sakin olun. Kusura bakma. Hadi bakalım. Şimdi baştan tanışalım. Oğlum Murat. Yani Tarık. O da... Nefise annenin kızı yani kardeşin Cemre. Hadi bakayım elleri göreyim. Eller. Hah şöyle. Bak o da ablan Zeynep. Memnun oldum. Aysun ve Mert de okuldan gelince tanışırsın onlarla. Bir de Emre var sen yaşlarda. Hepsi kardeşin, hepimiz bu evde yaşıyoruz. Eyvallah. Da burası bayağı kalabalıkmış. Gerçi kocaman ev. Yakışır. O zaman evine hoş geldin. Gel bakalım. Gezmeye devam edelim. Dışarıdaki havuzu göstereceğim sana. Dışarıda havuz mu var? Tabii ki var oğlum. Gerçekten mi? Hadi hadi. Derim çok. Ya yüzme biliyor musun? Yani çatmak. Gel sana öğretirim. Gel. Bu tarafa gel. Sen Tarık abine hoş geldin dedin mi? Hoş geldin. O da artık burada bizimle beraber kalacak. Hoş geldin Tarık abi. Bu evde senin hakkında çok şey konuşuldu. Sonunda geri dönebilmene sevindim. Artık siz de oğlunuz geldiğine göre benimle uğraşmayı bırakırsınız herhalde. Bu nasıl laf öyle oğlum? Eyvallah. Emre. Ne sen, ne kardeşlerin benim için Mert'ten veya Tarık'tan farklı değil. Bunu biliyorsunuz zaten, daha önce de söyledim. Şimdi Tarık geldi diye hiçbir şey değişmedi. Biz böyle güzel, biz böyle büyük bir aile olduğumuz sürece... ben hepinizin sorumluluğunu seve seve taşırım. Ne oldu? Su iç. İyi misin oğlum? Su iç, al su iç. Eyvallah. İyiyim ya, bir şeyim yok. Şurama takıldı sadece. Ya bir şey soracağım. Benim az önce yediğimden hiç kaldın mı sana? Al oğlum, benimkini alabilirsin, buyur. Harbi mi? Tabii tabii. Eyvallah. Ben de ondan yemek istiyordum. Oğlum yarın yine yaparlar, o zaman yersin. Bugünlük Tarık abin misafir sayılır değil mi? Afiyet olsun size. Tabağındakini bitirmeyecek misin?
Yani ben doydum. Herhalde benim midemin de bir sınırı var değil mi? Ya o zaman alabilir miyim ben onu ya? Tamam. Al yani, keyfin bilir. Eyvallah. Yani tabakta bırakılmaz sonuçta, günah değil mi? Böyle yakıtlıktan çıkmış gibi. Hadi Orhan be. Sen de ilk zamanlar et istiyorum, et istiyorum diye bağırmıyor muydun? Ye çocuğum, ye. Can boğazdan gelir. Al benim tabağımdakileri de ye. Koy şuraya bir yere sağlama. Görüntülerimi izledi acaba. Nasıl ulaşacağım ben bu kıza arkadaş? Bu Zeynep midir nedir? Gözünü Onur Bey'den ayırmadı hiç. Adam mum olsa erirdi vallahi. O derece yani. Yok yok. Belli vazgeçmemiş. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Ne yapabiliriz ki anne? Hem Onur Bey de onu hala seviyor. Aman severse sevsin. Sen de az akıllı olur. Kaş göz süzersen sevdirirsin kendini. Onları da ayırırsın. Ya vicdanını oyna diyorum adamın. Ay! Aman be! Kız! Ne yapıyorsun? Dur yerine. Yardım edeyim. De bırakmadım ama pişman etme beni. Yardım edecekmiş. Kolay gelsin. Ah. Zeynep Hanım, siz niye zahmet ettiniz? Ben alırdım. Sorun değil. Çok geçmiş olsun benim. Yani fırsatım olmadı, kusura bakma. Daha iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun. Ah, ah, iyiyim diyor ama hiç iyi değil. Morali sıfır. Kolay mı? Sandalye mahkumu. Ama sağ olsun Onur Bey. Onun ilgisi ayakta tutuyor onu. Vicdanlıdır Onur Bey. Bilmez miyim? Nasıl suya atladığını gördüm. İnsan ayırt etmeden yardıma koşuyor sağ olsun. Kaçarsın işte böyle. Elindeki adamı kaptırdı diye hırslandı. Tabii rekabet edemeyeceğinin farkında senle. Devam et kızım. Doğru yoldasın. Efendim? Ben Cemre. Cemre? Kusura bakma. Telefonum havuza düştü de ablam yüzünden. O yüzden seni ev telefonundan arıyorum şu an. Kalbe karşıymış ya. Ben de seni merak ettim. Dayanamadım. Evin önüne kadar geldim vallahi. Sahiden mi? Yanıma gelsene. Bir 5 dakika da olsa o güzel yüzünü göreyim. Olur mu? Tamam, hemen geliyorum. İzlememiş belli ki. Cemre? Nereye? Bıkmadın mı ya peşimden koşmaktan ha? Beni gözetlemekten. Hı? Nereye dedim? Bahçeye. Yani bahçeye çıkarken de mi izin alacağım senden? Kaldı ki zaten senin yüzünden telefonum çalışmıyor şu an. Yani kartal falan. Korkma. Sen hiç mi merak etmiyorsun ya telefonun içindeki görüntüleri? Peki. Merak ediyorum.
Ne varmış içinde? Kartal zannettiğin adam bana Ahmet olduğunu itiraf etti. Ve seninle ne yazık ki sadece benim canımı yakmak için görüştüğünü. Anladım. Şimdi gidebilir miyim? İnanmıyor musun bana? Ya bana hala inanmıyorsun. Ama yok. Ben o telefonu zaten tamir ettireceğim. Hepsi çıkacak ortaya. O görüntüleri izledikten sonra zaten niye bu kadar ısrarcı olduğumu sen de anlayacaksın. Benlikmiş ha. Bakayım. Çıkışır. Ulan Tarık. Paçayı da düzeltiyorsun ha. Ya modelini beğendim de bir deneyeyim dedim. Önemli değil, beğendiysen senin olabilir. Yok, istemez. Ne yapayım ben ikinci el şeyi, ha? Kullanılmış bu. Oğlum, unutuyorsun galiba. Ben Muzaffer Karamener'in oğluyum ha. Üstelik senin gibi üvey değil. Gerçek oğluyum. Al kaldır şu kokmuş giysini. Ne yapıyorsun ya? Ne dedik sanki, niye fırlatıyorsun kıyafeti? Oğlum sen iyice arıza çıktın ha. Bak güzel konuş. Güzel konuş. Başkasının eşyasını gizlisi denedin yetmiyor mu zaten? Şimdi Demre ile mi tartışıyor? Oğlum bak ne bu afra tafra ha? Eve döndüm diye keyfin mi kaçtı? Ha? Babanın gerçek oğlu eve geldi. Korktun mu lan? Hiç umurumda değil. Al babanın ayrını gör. Tabii ya. Çakal seni. Kıyafetler aldırırken iyiydi ama değil mi? Şşş! Bana bak. Ben bu kıyafetlerin hepsini kendi emeğimle aldım. Durun bakayım, durun. Ne oluyor? Sakinleşin bakayım. Bir şey yok. Eşyalarımı toplamaya gelmiştim ben. Emre, oğlum ne yapıyorsunuz? Siz kavga mı ediyorsunuz? Ya bir kıyafetini denedim. Söylemediğini bırakmadı bana ya. Ben eşyalarımı toplayayım sonra sen rahat rahat takılırsın. Emre. Gerek yok, bu oda senin dedim. Ben de istemiyorum dedim. Tamam Tarık, Mert'in odasında kalır. Hem iki kardeşin kaynaşması için de iyi olur. Ama ben onunla aynı odada kalmak istemiyorum ki. Ben Emre abiyle kalmak istiyorum. Mert, oğlum Tarık da senin abin. Ama istemiyorum. Eyvallah be. Eyvallah. Yıllar sonra döndüğümüzde gördüğümüz muameleye bak. Herkes nefret ediyor benden. Ben mi küçükken çıkıp gittim bu evden ha? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke gelmeseydim. Oğlum, oğlum yanlış anladın. Ya ablam Hafiye gibi peşimde sürekli. Zor atlattım onu. Belli yine canını sıkmış. Yüzün düşmüş. Papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor ya. Sıkıldım artık. Haklısın. Ya sen Allah aşkına nasıl dayanıyorsun buna artık? Ya bu senin görüntülerini mi ne çekmiş? Öyle bir şeyler söylesen her şeyi anlatıyor muymuşsun? Allah Allah. Ya tabii ben sallamadım onu. Ama o ısrar etti göstereceğim diye. Sonra biz kavga falan ettik. Hatta havuza düştük ya beraber. Telefonlar gitti.
Ya o kadar kafayı takmış ki, takıntısı yüzünden kendisi de gidiyordu. Kafasını falan çarptı. Vay arkadaş ya, vay. Ben ne demişim ki ben? Ha? Ne demişim ben? İşte senin gerçek yüzünü Münne gösterecekmiş bana. Her şey itiraf ediyormuşsun falan filan. Öyle bir şeyler söyledi. Aman ya işte kafayı bozmuş yani. Tedavi falan olması lazım bence. Benim gerçek yüzüm öyle mi? Benim gerçek yüzüm. Ya peki onun gerçek yüzü ne olacak? Ha? Senin bilmediğin, görmediğin o karanlık yüzü ne olacak? Nasıl yani? Ne demek bu şimdi? Bak Cemre, ben aranız daha fazla açılmasın diye bu zamana kadar senden sakladım, gizledim ama artık senin bunu bilmeye hakkın var. Ya bu ablan, bu Ahmet denen adama o kadar kafayı takmış durumda ki. Yani güya ben Ahmet'im, ona göre ben Ahmet'im ya. Ya belki itiraf ederim diye birlikte olmayı teklif etti bana ya. Ne? Ya. Ne? Sen aslında beni seviyorsun diyerek önümde soyunmaya kadar götürdü işi. Ben onu değil seni seçtim diye böyle delirdi işte. Yapamaz ablam. Ablam böyle bir şey yapmış olamaz yani. Ben böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Cemre beni test etti işte. Ama amacına ulaşamadı ya. Ben dönüp bakmadım bile. Nasıl böyle bir şey yapar ya? O sırada bir de Onur da yandı kapıma. Yanlış anlamasın diye ablana gittim banyoya kapattım. O ne yaptı? Banyodan bornozla çıkıp Onur'a beraber birlikte olmuşuz gibi gösterdi kendini. Adama rezil oldum ya. Rezil oldum adama. Git sor. Git Onur'a sor, her şeyi anlatsın sana. Üşümüşsündür. Eyvallah. Ben de oturabilir miyim? Kardeşin Mert zor günler yaşadı. Büyürken yanında olamadım. Onun da. Ama biliyor musun? Hep bir abisi olsun istemişti. O yüzden yeterince sabırlı davranırsan seni sevecektir. Emre'yi abisi gibi seviyor. Onun başka bir abiye ihtiyacı yok. Eğer yanında olursan, eğer ona sahip çıkarsan, sen onu seversen o da seni çok sevecek, eminim. Oğlum, tamam anlıyorum. Zor bir çocukluk geçirmişsin. Ama artık hepsi geçmişte kaldı. Kendini mutlu hissetmen için ne gerekiyorsa yapacağım, her şeyi yapacağım. Burası senin evin. Burada kendini yabancı gibi hissetmeni istemiyorum. Merak etme. Bundan sonra gıkım bile çıkarmaz. O nasıl söz? Evindesin diyorum. Sen hala yabancı gibi konuşuyorsun. Ben senin babanım. Umarım buna çabuk alışırsın. Bana baba dersin. İnan bana çok mutlu olacağım. Bak Muzaffer Efendi. Ben beni büyüten aileyi istemediğim için buradayım. Yoksa seni babam olarak kabul ettiğimden değil ha. Tamam. Anladım. Beklerim. Sen beni baba olarak görene kadar, sen beni kabul edene kadar beklerim. O zaman baba dersin. Sana sarılabilir miyim oğlum? Lütfen. Tamam yeter bu kadar, tamam. Cemre. Bak. Tek çaremiz şu.
Buralardan birlikte gideceğiz. Sen yani diyorsun ki ikimiz birlikte kaçalım mı diyorsun? Ya ancak bu şekilde bizim duygularımızın ne kadar gerçek olduğunu anlayacaklar. Ancak bu şekilde yani bizi ayıramayacaklarını öğrenecekler. Yani ben ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Cemre. Beraber geçireceğimiz güzel günleri düşün. Bak tamam dersen yarın buradan gideriz. Bak ben sen ne karar verirsen ver her zaman yanında olacağım. Ben seni zorlamak istemiyorum. Eğer korkun aileni kaybetmekse. Tamam. Belki en başta sana biraz kızacaklar ama sonra. Bak emin ol seni affedecekler, korkma. Ya er ya da geç bizim aşkımıza saygı gösterecekler. Gece düşün. Eğer tamam dersen yarın çık gel. Seni seviyorum. İyi olmadı. Gelir gelmez anlaşmazlıklar, tartışmalar. Oğlum kendini buraya ait hissedemedi. Yanlış anlama. Çocukları suçlamıyorum. Ama onun neler yaşadığını düşünüp biraz daha anlayışlı olabilirler, alttan alabilirler. Haklısın, haklısın. Ben konuşurum onlarla. Daha sakin olurlar yani. Nefise. Az önce oğluma sarıldım. Tuhaftı. Beklediğim gibi hissedemedim. Nasıl yani? Mert'e sarıldığımda hissettiğim gibi değildi. Sanki bir yabancıydı. Ben neden böyle hissediyorum? Onca zaman oğluma hasret kalmışken şimdi ben ona bu kadar yabancı bakarken nasıl alışsın buraya? Üzülme sen. Çünkü birdenbire oldu ya. Çok çabuk oldu. Sen sakın kendini suçlama olur mu? Sen gerçekten çok iyi bir babasın. Bir yandan Mert'in duygularını da düşünmem lazım ama. Onunla daha çok ilgilenmeliyim. Benim yüzümden bu kadar sert davranıyor Murat'a. Biliyorsun. Ona olan ilgin alakan yüzünden o da. Yani seni çok sevdiği için. Mert çok iyi, çok sevgi dolu bir çocuk. Ben eminim. O seni anlayacaktır, hiç merak etme. Nefise. Seni çok seviyorum. İyi ki yanımdasın. Sen olmasan ne yapardım? Senin kalbin, senin ruhun sevgiyle örülmüş.
bir insan nasıl bu kadar şefkatli, bu kadar anlayışlı olabilir ki? Sana baktıkça, seni dinledikçe kaygılarım uçup gidiyor. Aşkınla beni hayata bağlıyorsun Nefise. Evet değil mi? Her şey o kadar da kötü değil. Biz büyük bir aileyiz. Benim iki oğlum da yanımda. Sen bana şans getiriyorsun Nefise. Teşekkürler. Hayır Muzaffer. Ben sana sadece felaket getirdim aşkım. Ama üzüldüğünü görmeye dayanamıyorum. Bir çıkış yolu bulmam gerek ama nasıl? Böyle devam edemem. Bak yapma böyle. Babam sizi düşündüğü için birlikte kalmanızı istiyor. Ama ben onunla aynı odada kalmak istemiyorum ki. Anlıyorum. Anlıyorum ama bak o senin abin. Yani şimdi sana bir yabancı gibi gelebilir ama siz kardeşsiniz. Olsun, istemiyorum. Benim abim sensin. Tamam. Tamam doğru, ben de senin abim. Bana bak. Yoksa sen Tarık'ı birazcık kıskanıyor musun bakayım ha? Hayır. Niye kıskanayım ki? Mertciğim. Bak ne diyeceğim sana. Bak. Hani sen ilk geldiğin zamanlarda babanı hatırlıyor musun? Nasıl heyecanlıydı, nasıl sevinçliydi. Seni böyle üzerine titriyordu. Niye? Seni çok özlediği için değil mi? Şimdi de öyle bir tanem. O yüzden... Öyle mi? Evet. Baban seni çok seviyor ve sen de bunu çok iyi biliyorsun, tamam mı? O yüzden mızmızlık yapmak yok. Anlaştık mı? Kocaman adamsın sen artık ya. Çocuk değilsin ki, değil mi? Olsun. Ben seni daha çok seviyorum. Keşke benim gerçek abim olsan. Benimle aynı odada kalacaksın, değil mi? Kalacağım. Oley yaşasın. Dur, dur. Dur sakin ol, dur. Boğacaksın beni. Dur. Dur. Sen koca adam mı oldun? Ha? Suratını yerim çocuk. Sen kocaman adam mı oldun bakayım ha? Kocaman adam mı oldun sen? Ne var ne? Ne var? Evin önündeyim Nefise. Ya sen nasıl böyle bir hainlik yaparsın ya? Hainlik mi? Hoşuna gitmedi mi sürprizim? Ben bana teşekkür etmeni bekliyordum halbuki. Sen iyice delirdin. Sen başka bir çocukla benim Muzaffer'i kandırmak isteyeceğimi nasıl düşünebilirsin ya? Sen benden bir çözüm bulmamı istedin Nefise. Ben de bir çözüm buldum. Anladın mı? Daha fazla bahane duymak istemiyorum. Tamam, ben de daha fazla konuşmak istemiyorum. Çekil git elimizin önünden. Beni böyle mi korkutacaksın? Artık bunun bir şakası yok. Yarın buluşup plan yapalım. Ne planı ya? Ne planı? Plan falan yok ortada. Nefise, ben elimden geleni yaptım. Artık sen de bana bir adım atsan iyi olur. Yoksa bu iş daha kötüye gidecek. Yarın buluşuyoruz. Ben sana yeni mesaj atarım. Of! Mine? Ne yapıyorsun? Sana yardım edeyim, gel. Evet. Daha ne kadar böyle devam edecek bilmiyorum. Artık bir şeyleri kendi başıma başarmak zorundayım. Tamam, sakin ol. Acele etme. Olacak. Sana söz veriyorum, olacak, tamam? Annemin mutfakta iş bitmedi de beni de eve yolladı. Ama tek başıma gidemiyorum bile.
Ben sana hep yardımcı olurum. Çok sağ olun. Ama tek başıma başarmak zorundayım. Her seferinde yük oluyorum size de Onur Bey. Şu beyin meselesini aramızdan kaldırsak artık. Biz sen çok iyi arkadaş olduk Mine. Sağ olun. Bak. Artık seni böyle üzgün görmek istemiyorum. Sen bunu rahatlatabilecek, kendini toparlayabilecek bir kız. Sen çok güçlü bir kız. Bilmiyorum. Ben o kadar güçlü olduğumu sanmıyorum. Yaşadığın şartlara direniyorsun. Kendi geleceğin için annene karşı çıkacak kadar kararlısın. Kendi canından vazgeçip benim için arabanın önüne atlayacak kadar cesursun. Ve her şeyden önemlisi çok güzel bir kızsın. Güzel mi? Güzel. Çok güzel hem de. Önde çok güzel bir gelecek var senin. Ve ne olur bu kararlılığından, bu cesaretinden vazgeçme. Bu travmayı atlatmak için yeterli güç senin içinde. Tekrar yürümek senin elinde. Hadi, hadi bunu beraber deneyelim ha. Bir kez daha. Hadi. Yok, vaktinizi almayayım ben sizin. Başka zaman deneyelim. Mine, sen benim vaktimi almıyorsun, tamam mı? Ben seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Ben seninleyken bütün dertlerimi unutuyorum. Şimdi bir karar vermek zorundasın. Tekrar adım atmak istiyor musun? İstemiyor musun? Sakın korkma. Ben senin yanındayım. Ben seni tutarım. Hadi. Şimdi senden bir adım atmanı istiyorum, tamam mı? Haydi, at. Ne yapıyorsun burada? Onur abiden ayrıldığına pişman mı oldun yoksa? İşte böyle gizli gizli izlersin artık. Saçmalama. Ses son Onur duyacak şimdi, ne diyorsun? Duyarsa duysun. Göreceğini görmüş zaten. Duyacağını da duysun, değil mi? Galiba bunlar iki kardeş tekrar kavga ediyorlar. Seni oturtayım. Evet. Ben hemen döneceğim, tamam mı? Beni burada bekle. Tamam. Tamam. Geliyorum. Ne diyorsun ya? Göreceğini görmüş ne demek? Kartalın önünde soyuncak kadar adileşmişsin. Onur abi kartalın evini bastığında karşısına bornoza çıkmışsın. Sırf aranızda bir şey geçtiğini sansın diye ki aranızda hiçbir şey geçmemiş. Bağırma. Planın elinde patladı. Video falan çekmeye çalışmışsın. Çok zorluyorsun abla. Çok zorluyorsun. Vazgeç artık. Tamam? Ya senin ne işin var burada? Ha? Konuşmaya geldim. Fevri davranarak çözemeyiz bu işi. Ben nasıl çözeceğimi düşündüm, sen merak etme. Öyle mi? Nasıl bir çözüm buldun peki? Cemre kayıtları izlememiş.
Az önce görüştüm. Zeynep'in telefonu da havuza düşmüş. Bozuk yani, çalışmıyor. Merak etme. Ok yaydan çıktı Ahmet. Bu iş patlayacak. Zeynep telefonunu tamir ettirebilir. Bir çıkış planı yapmamız lazım. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Tamam, yeter. Buraya kadar. Tamam mı? Beni sen yarattın deyip emir verme artık. Hayatımın bundan sonrası bende. Tamam mı? Karışma sen. Nasıl çözeceksin? Ne yapacaksın anlat. Cemre ile kaçacağım. Nereye? Nereye olursa olsun, tamam mı? Zeynep'ten intikam almanın en iyi yolu bu. Yarın kaçacağız. Cemre benim eşim olacak. Suçuna bir suç daha mı ekleyeceksin? Hı? Saçmalama Ahmet. Amca. Söyleyeceklerin bittiyse git. Zaten yarın zor bir gün olacak. Dinlenmek istiyorum. Sana iyi akşamlar. Bak. Bunu yaparsan çok pişman olacaksın. Beni yakmana izin vermem. Bu olay patlarsa ben de durmam. Niye getirdin beni buraya? Bu güzel manzara eşliğinde oğlumla baş başa kalır, biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Oğlum. Kim, ben mi? Tabii. Sen benim oğlum değil misin? Baba! Bak. Oğlun seni çağırıyor. Baba! Neredesin baba? Neden bulamadın beni? Kimsin sen? Muzaffer. İyi misin? Kamus mu gördün? Evet. Oğlum benim oğlum değildi. Çok tuhaftı. Başka bir çocuk vardı. Uzakta. Baba diye sesleniyordu. Onu neden bulamadığımı soruyordu bana. Hepsi bir yanlışlık olabilir mi? DNA testi yanlış çıkmış olabilir mi? Olabiliyor mu? Elimdeki tek kanıt o. Bilemedim Muzaffer. Olmuyordur herhalde. Ona sarıldığımda oğluma sarılıyormuşum gibi hissetmedim. Bana karşı o kadar soğuk ki. Baba demiyor zaten. Gözlerinde öyle bir şey var ki, sanki benim parçam değil. Normal değil mi? Böyle hissetmem normal çünkü ben onun nasıl büyüdüğünü görmedim. O yüzden bu kadar uzak, bu kadar eksik hissediyorum değil mi? Yok. Yok, ben buna dayanamayacağım. Sen onu hak etmiyorsun. Gerçeği bilmek hakkı. Sen bana aldırma. Ben sabah sabah böyle seninle geliyorum. Hadi gel. Güzel bir güne başlayalım. Hı?
kaçıyor? Ha? Ne o? Onur Bey'i mi gördün rüyanda? Onur Bey değil. Onur. Oh, oh, hadi maşallah. Ona artık Onur Bey dememi istemiyormuş. Ben sana dedim, doğru yoldasın. Anne bana karşı ilgisi var galiba. Beni güzel bulduğunu söyledi, biliyor musun? Kız ben sana demiyor muyum? Demiyor muyum başından beri bu adamın sana ilgisi var diye? Başka ne dedi? Benimle vakit geçirmekten o da çok keyif alıyormuş. Benim yanımdayken bütün dertlerini unutuyormuş. Allah! Oldu bu iş. Tamam bu iş. Ah. Anne tutsana beni. Hangi iş acaba? Hadi kızım hadi. Böyle işte. Anne tamam. Yapabilirsin. Yeter düşeceğim. Ah, otur. Görüyorsun ya işte. İki adımı zor atıyor. Pratik yapalım diyorum ama. Öyle mi? Hı-hı. Bale yapabilecek mi tekrar? Ne pratiği be? Allah Allah. Seni bekliyoruz. Kahvaltı edecek millet. Neredesin sen? Ben de tam çıkıyordum şimdi. De sen nasıl girdin içeri? Yetek anahtarlarım var. Baktım sen konağa gelmiyorsun. Gideyim de şu güzeli uyandırayım dedim. Bir dahakine kapıyı çal. Öyle dalma içeri. Neticede burası bizim evimiz şu an. Başlatma be evine falan. Çöktünüz zaten buraya. Acele et hadi. Mutfakta bekliyorum seni. Yaptırmak zorunda mıydın yeğenim? Her şey bambaşka olabilirdi. Sana bir şans verdim. Verdim. Verdim ama değerlendiremedim. Amca, niye geldin yine? İçeri davet etmeyeceğim niye? Biliyorsun amca yemeği bekliyorum. Biliyorum. Önce bir şey konuşmamız lazım. Önemli bir konu. Amca bak yine aynı şeyleri konuşacaksak ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Merak etme. O konuda sana güvenmeye karar verdim. İyi, güzel. Sevindim buna. Neymiş bu önemli konu? En iyisi kendi gözlerinle görmen. Bir an önce çıkalım. Amca ben şu anda hiçbir yere gidemem. Neyse söyle işte. Merak etme, fazla vaktini almayacağım. Cemre gelmeden dönersin. Gitmeden önce bunu görmen lazım. Sonra ne istersen yaparsın. Senden son isteğim bu. Kırmam canım. Tamam. Tamam ama acele edelim. Cemre'yi bekletmek istemiyorum. Fazla uzun sürmez. Garanti ederim. Kim o? Benim. Gelebilir miyim? Gel. Kahvaltı hazır. Tamam, ben geliyorum zaten. Yani senin haber vermene gerek yoktu. Sen yine Ahmet'le görüştün değil mi? Belli seni doldurmuş çünkü. Beni dolduran sensin abla. Öyle saçma sapan şeylerle kafamı karıştırmaya çalışıyorsun ama ben ne istediğimden eminim. O yüzden daha fazla uğraşma benimle bence. Vallahi ben erkenden telefonu tamirciye verdim. Şimdi o görüntüleri kurtaracak. Sonra ben geleceğim, sana izleteceğim. Sonra sen geleceksin, benden özür dileyeceksin. Hala ne diyor ya? Hala ne diyorsun ya? Bak,
abla. Umurumda değil, anladın? O telefonda ne olduğu benim umurumda değil. Ha, sen izlesen de fikrim değişmeyecek. Biraz keyfin yerinde galiba. İdare eder ya. İyiyim. İyi. Sebebini öğrenebilir miyim acaba? Zeynep. Ahmet'le aralarında bir şey geçmemiş. Beni inandırmak için bu kadar ileri gitmişler. Seni inandırmayı başarmış mı yani? Bilmiyorum. İnanmak istememiştim ama... Ya onları öyle görünce aklım başımdan gitti. Doğru düşünemedim abi. Yani gerçekleri duymak iyi geldi aslında. Ama yine de bu yapılanları hazmetmem çok zor. Evet. Bu şekilde hazmedemezsin tabii. Ama bir de gönlüne sor bakalım, o ne diyor? Nasıl yani? Zeynep bu noktaya nasıl geldi? Seni olanların dışında tutmak için neden bu kadar acımasız bir yol seçti? Bunları düşünmeden olanları azmedemezsin. Kardeşini korumak için. Ahmet'e gerçek kimliğini itiraf ettirmek için yaptı bunu. O yüzden bu kadar ileri gitti. Beni korumak için, bana zarar gelmesin diye beni kendisinden uzaklaştırdı. Zeynep benim sevdiğim kadın abi. O adama kardeşi için bile gitmesi benim canımı çok yakıyor. Yaksın. Aşıksan yanacaksın. Pervaneler yanacak olsalar da ateşe doğru giderler. Sen de git. Eğer... seviyorsan... kendi kalbini değil, onun kalbini dinleyeceksin. Onu anlayacaksın. İki kalp birbirini anlayacaktır zaten. Yeter ki öfkenize yenilmeyin. Hadi kahvaltıya. Yok abi. Sen git. Ben biraz yalnız kalacağım. Peki aslanım. Günaydın Muzaffer Bey. Ben de bir çay alabilir miyim? Hı? Oğlum yavaş oğlum, bu acele ne böyle? Asya'yla Suat bekliyordu anne beni. Dışarı çıkacağız bugün, izinliyim ben. O yüzden. Hadi ben kaçtım. Ya Emre. Ben de gelebilir miyim? Dün biraz gerildik, kusura bakma. Önemli değil de. Ama evde yalnız kalınca kavga ediyorum. Seninle gelirsem kafam dağılır belki. İyi fikir. Çok iyi fikir oğlum. Ben de şirkete gidecektim. Aklım... Tarık'ta kalacaktı. Senin için de uygun mudur Emre? Yani istemiyorsan söyle. İyi peki, gel. Süper. Ben de gitmek istiyorum Emre abiyle. Aa, iyi o zaman. Okula da ben gideyim. Mert okula gitmiyorsa vallahi ben de gitmem. Aa, isyan çıkarttılar bak ya. Tamam, bir dahakine hep birlikte gideriz ya sizinle. Olur mu? Tamam, bu seferlik sizin dediğiniz olsun. Bir dakika.
Oğlum benimle gelir misin? Yaz şunu. Yanında bulunsun. Gideceğiniz yerde bir ihtiyacın olursa çekinmeden kullan. Sağ ol. Hadi bakalım. Herkese afiyet olsun. Sağ ol canım, güle güle. Afiyet olsun. Güle güle. Sen belki Emre ile biraz kaynaşırlar. İnşallah. Benim de şirkete çıkmam lazım. Görüşürüz herhalde. Afiyet olsun. Sağ olun Muzaffer Bey, güle güle. Burada kimse duyamaz. Anlat bakalım. Masada sen niye böyle tedirgindin, kıvrandın, durdun? Kemal'le buluşacağım abla. Ha iyi. Git buluş bakalım kız. İşin aslını öğren bakayım. Bu adam niye bu işleri bu hale getirdi? Kemal artık benim ona gitmemi bekliyor. Ve ben hala bu işi nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ya ben ne Muzaffer'den vazgeçmek istiyorum, ne çocuklardan vazgeçmek istiyorum. Ama yani nasıl çözeceğimi de bilmiyorum artık bu işi. Yok. Yok yani. Yok olmaz, ben yapamam böyle bir şey ya. Ya ben Kemal'e boyun eğemem yani. Gideceğim söyleyeceğim, anlaması lazım. Artık benim Kemal'le bir geleceğimin olmayacağını onun da anlaması lazım yani. Kızım orası öyle. Anlaması lazım da adam Japon yapıştırıcısı gibi ya, yapıştı kaldı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında hayatımızı da kurtardı bu çakma Emre olayıyla. Ama bırakmaz. Durmaz bu adam, ben sana söyleyeyim. Yok gideceğim konuşacağım ya. Konuşacağım yani, söyleyeceğim. İmkanı yok. Böyle bir şeyin olma imkanı yok yani. Yetti artık ya. Canıma yetti yani. Canıma tak dedi artık. Hem ben Muzaffer'e kıyamam ki ya. Aferin kız. Vallahi öyle yap. Arkandayım ben senin Nefise. Git de ki, bak Kemal de. Ben sana gelmeyeceğim de. Haykır yüzüne. Bir tane de tokat at. Allah Allah. En kötü ne olur? Muzaffer Bey'imizi kovar ya. Yine gece kondulara, fakirliğe, fabrika ayarlarımıza geri döneriz. Aman... Ne yapalım ya? Namerde boyun eğmektense sırt sırta verir çalışırız be. Ciddi mi söylüyorsun abla? Dur bir düşüneyim. Biraz gaza geldim ama. Ciddiyim be. Ciddiyim. Allah Allah. Ne olacaksa olsun ya. Benim kitabımda teslim olmak yok. Ben seni o kurdun önüne atacağıma, evlere temizliğe giderim be. Sahiden ya. Ay. Teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim. Rica ederim. Ama inşallah öyle olmaz. Yani Kemal gerçekleri patlatınca inşallah Muzaffer Bey seni affeder ya. Ne diyeyim abla ya? Vallahi yani. İçimden şöyle geçiyor. Muzaffer eğer gerçekten beni seviyorsa bütün bunları niye yaptığımı anlar. Onu kaybetmek istemediğimi, çocuğumu kaybetmek istemediğimi, bütün bunları niçin yaptığımı anlar herhalde yani. Yani umarım. Muzaffer anlar da çocuklar ne yapar onu hiç bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Yani mesele senin çocuklarına gelince kızım benim aklım duruyor. Ben bildiğimi de unutuyorum. Ya bunlar ne dik başlı, ne aksi çocuklar ya. Dik başlılık bunların DNA sarmasına işlemiş. Ama sarma mı, emin misin? Artık neyse, işlemiş bir yerine. Neyse, boş ver şimdi, germeyelim kendimizi. Zamanı gelince artık o zaman düşünürüz biz de. Elveda ailen.
çok özleyeceğim. Ama artık ben de mutlu olmak istiyorum. Niye geldik buraya amca? Yoksa sen de bu şehir hayatından sıkılanlardan mısın? Buraya mı yerleşmeye karar verdin? Henüz değil ama her an olabilir. Gerçi bu arsaları nasıl değerlendireceğime henüz karar vermedim. İyi, güzel. De, niye geldik buraya ben hala anlamadım. Babandan kalan arsaları gör istedim. Nasıl yani? Babamdan mı? Rahmetli babam mı? Evet. Babana kalmış. Anne tarafından. Ama baban, annenin ölümünden kendini sorumlu tuttuğu için kıymetini bilemedi buraların. Aptallığında. Oysa bir servet yatıyor burada. Benim babam aptal biri değildi, tamam mı? Eğer burayı istemediyse bir sebebi vardır illaki. Zaten buradan bana hiç bahsetmemişti. Sen de onun kadar aptalsın. Sorman gereken şey aklına bile gelmiyor. Ya sen şimdi onu bırak da. Sen şimdi asıl şunu söyle bana. Ya burası rahmetli babamınsa nasıl sen buranın sahibi... Bir dakika ya. Tabii ya. Tabii. Ben öyle göründüğüm için bütün bir hastane kalıyor değil mi? Tabii ya. Tebrikler. Güzel tespit. Seninle oynadığımız oyunu... Fakir Ahmet'te iş adamı Kartal Kara çıkarmak için boşa mı uğraştım sanıyorsun? Kara kaşına kara gözünü. Yapma, olmaz, yapma, hayır. Ulan ben de bana yardım etmek için çırpınıyorsun sandım be. Lan sana yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun. Lan insan ailesine bunu yaparsa el aleme ne yapmaz be? Ha? Beni dinleseydin hala amcayı yanılırdın. Bunların hiçbirinden haberin olmazdı. Ben de senin her zaman sana yardım eden sevgili amcan olarak kalırdım. Geç bunları şimdi geç. Sen şimdi bütün bunları niye anlatıyorsun bana onu söyle. Yarım kalan bir işi tamamlamak için. Senin yüzünden her şeyimi kaybedemem Ahmet. Bana başka çare bırakma. Ama merak etme. Kimse ikinci kez ölmez. Sen zaten büyülsün. Bel boynuk çok yordu beni. Başka bir şey geçsen.
daha iyilerini hak ettiğimi düşünüyorum. Yani selam. Kanka ne haber? İyi, senden ne haber? Arkadaş kim? Tanıştırayım. Tarık. Muzaffer Bey'in oğlu. Öyle mi? Nasıl? Hadi şu kaçırma. Evet o. Vay be. Zengin kızları harbiden güzel oluyormuş. Çok güzel be. Arkadaş. Biraz yabani galiba. Ha? Galiba. Ya yok canım. Ha. Ben gayet arkadaş yanlısıyımdır. Hangi filme gidiyoruz seçtiniz mi? Ya bak ne diyeceğim. Aksiyon olsun tamam mı? Böyle dövüşlü falan. Havaya girmiş olursa ne dersin? Aksiyon mu istiyorsun sen? Canın aksiyon mu çekti seni? Galiba. Ölmeden evvel söyleyeceğim bir şey var mı? Ne yapıyorsun amca? Çek şunu. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa... Hoşça kal Ahmet. Dur. Var. Ölmeden önce söylemek istediğim şeyler var. Hani sen benim amcamdın ya. Hani sen baba yarısıydın ya. Kime güveneceğim lan? Kime? Aptalmışım ben. Asıl sensin aptal sen! Her şeyini kaybetmiş bir adama silah çekecek kadar aptalsın sen! Aptal! Neredesin Kartal? Hani bekleyecektin beni? Vaz mı geçtin yoksa?
Anlat. Hoş geldin. Ne içersin? İçmem. O çocuğu nereden buldun? Peki. Gariban bir çocuk o. Herhangi biri yani. Ailesiyle birlikte gecekonduda yaşıyorlar sefalet içinde. Ama merak etme. Bu işten sonra refaha erecekler. Ben bakacağım ailesine. Asıl meseleye gelecek olursak... Muzaffer Emre'nin peşini bırakacak. Oğlunla senin arana giremeyecek yani. Artık rahat edebilirsin. Senin için söylemesi bu kadar kolay değil mi? Ama Muzaffer şu an bir yalanın içinde yaşıyor. Nefise. Muzaffer şu anda bir yalanın içinde zaten. Biliyorsun değil mi bunu? Geçmişin günahları kolay kapatılmıyor. Muzaffer seni asla affetmez. Onunla mutlu olamazsın. Ben size üzerime düşeni yaptım. Sana verdiğim bütün sözleri tek tek tuttum. Şimdi sıra sende. Bana verdiğin sözü tut. Ve Muzaffer'i terk et artık. Hayır. Muzaffer'i terk etmeyeceğim. Bu ne demek oluyor şimdi? Ben seni sevmiyorum. Ben Muzaffer'e aşığım. O benden vazgeçse de ben ondan vazgeçmeyeceğim. Evet. Muzaffer Emre'yi öğrenince beni silebilir. O benden vazgeçebilir. Ama ben uzaktan da olsa ömrümün sonuna kadar Muzaffer'i sevmeye devam edeceğim. Sen istediğini yap, tamam mı? İstersen git Muzaffer'e söyle. Fark etmez. Ama şunu aklından çıkarma. Ben asla seninle gelmeyeceğim. Muzaffer'in bundan sonra daha fazla acı çekmesine ve yaralanmasına da izin vermeyeceğim artık. Gidip her şeyi ben kendim anlatacağım. Yapmayacaktın Nefise. Bana yapmayacaktın. Nerede kaldı bunlar ya? Isır almak bu kadar mı sürer? Film başlayacak. Ya siz Emre ile sevgili falan mısınız ya? Nereden çıkardın? Ya tamam, saçma oldu. Tamam da işte sorayım dedim, içimde kalmasın. Neyse. Zaten o senin dengin değil. Bu ne demek şimdi? Yani sen zenginsin, güzelsin. O çulsuzu ne yapacaksın ki? Hadi benim gibi olsa neyse de. Muzaffer Karamener'in oğluyum ben. Biliyoruz. Emre söyledi ya. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Biz eşitiz. Anladın mı? Ben de zenginim, sen de zenginsin. Bana ne senin zenginliğinden? Bak ne diyeceğim. Alışverişe falan çıkalım mı? Kartım var benim. Hem sen de bir şeyler alırız. Yavaş gel, görgüsüz. Ya kızma hemen sen de ya. Gerçi kızınca çok daha güzel oluyorsun da. Kızma işte. Sanki bir şey söyledim. Sen beni giydirirsin, ben seni giydiririm. O kadar. Ne diyorsun lan sen? Ay, Emre dur, Emre! Kanka yapma, kanka yapma, kanka yapma. Yapma oğlum, yapma. Hayırdır ya? Sen de iyice arıza çıktın ama ha. Bak, dayak yiyeceksin ha. Denesene. Babam seni parçalar.
Babam seni parçalayacak, canını okuyacak. Önce ben senin canını okuyayım da. Hayır, hayır, hayır. Kanka yapma oğlum. Yapma, yapma çocuk. Şuursuz. Adam masayı kapattı. Suat, haklı Emre, ne olur. Benim hatırım için. Kalk hadi, kalk. Kalk. Sakin. Cemre'yi gördün mü hiç? Görmedim. Ben artık görmüyorum. Katarakt indi bana. Ne bileyim ya, odasındadır. Zeynep, bana bak kızım. Kavga etmeyin artık ya. Ne bu böyle kedi köpek gibi? Ya sizin kavganızdan bana sıra gelmiyor. Aa, melek gibi kadın oldum ben. Benim karakterime ters. Nereye? Bakacağım. Canım ailem, bana kızacaksınız biliyorum ama sizden ayrılmak benim için çok zor olsa da artık kendi kanatlarımla uçmalıyım. Hayır. Siz ne kadar anlamak istemeseniz de ben Kartal'ı çok seviyorum. Ondan uzakta nefes bile alamıyorum. Lütfen anlayın beni. Çok seviyorum onu. Beni merak etmeyin, aramayın. Çok mutlu olacağım. Sizi çok seviyorum. Cemre. Hayır. Giremezsin. Giremezsin Cemre. Hayır. 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 Canım, hayır. Zeynep, sen... Zeynep, Zeynep, Zeynep. Hayır. Emre gitti, bizi terk etti. Kaçmış gitmiş. Ahmet'e gitmiş yine, Ahmet'e gitmiş yine, Ahmet'e. Tutamadım. Kardeşim yanımda tutamadım. Evimde tutamadım. Gitti, onun bir gücüm yetmedi. Gitti, yine gitti. Lütfen sakin ol, lütfen sakin ol Zeynep. Tamam, sakin ol. Kusura bakma ya. Ben geldim buraya. Kimse yoktu evde. Çok korktum. Bir an vazgeçtin sandım. Ya ben senden hiç vazgeçer miyim? Deli misin sen? Acil bir işim çıktı da. Affet, ne olur. Evdekilere mektup bırakıp çıktım. O yüzden bir an önce gitmemiz lazım. Yani onlar mektubu gördükleri zaman hemen gelebilirler. Amcam, ben bir üstümü falan değiştireyim. Para falan almamız lazım. Eve bir çıkalım, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Merak etme. Söz veriyorum. Buradan çok uzaklara gideceğiz ve bir daha da geri dönmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ben neler yaptım onun için. Ben onun için neler yaptım. Ben her şeyi göze aldım onun için. Ben boşuna mı yaşadım bunları? Ben sana bunları boşuna mı yaşattım Onur? Ben kaybettim yine. Ben kaybettim. Ahmet kazandı. Ahmet kazandı. Ben kaybettim. Kardeşim bana düşman oldu. Kardeşim bana düşman oldu. Gitti, o adamın peşinden gitti. O adamın peşinden gitti. Onur, o adamın peşinden gitti. Zeynep, sakin ol.
Zeynep. Ah Zeynep. Ne gerek vardı bu kadar oynana? Ne gerek vardı bunlara? Benim kardeşim Cemre. Benim her şeyim. Benim canım, benim canımdan öte o. Ben onu bile bile ateşe atamazdım. Atamazdım. O yanmasın dedim. Ben yanayım dedim. Ben yandım. Seni kaybettim ben. Zeynep, Zeynep kendine gel. Bak Cemre daha çok küçük, tamam mı? Onu hiçbir yere götüremez. Bu yasal değil. Ayağa kalk ve toparlan. Hadi gel. Kalk ve toparla kendini. Gel. Gel. Bana bak. Bak eğer onları bulursak, polise haber verirsek Cemre'yi geri alırız. Tamam? Sana söz veriyorum. Cemre'yi geri alırız. Harekete geçelim. Fazla uzaklaşmadan gidelim. Hadi. Telefonu yok Cemre'nin. Ahmet ararsa kaçmayacak. Nasıl ulaşacağız? Bilmiyorum. Bir çaresini buluruz. Hadi gidelim. Dur. Hayır. Hadi, hadi gel. Sana göstereceğim mi? Ben senin neden yaptıklarını, hepsini biliyorum neden bunları yaptığını. Ne oluyor? Dur bakayım. Ne oldu yüzüne? Durup dururken saldırdı bana. Durup dururken mi? Ya ben manyak mıyım sana durup dururken saldırayım? Bilmem, olabilirsin. Ya ne diyorsun sen be? Oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? Ya ben bir şey yapmıyorum anne bak. Bu çocuk normal değil bak, serserinin teki. Sen bunları söyleyecek durumda değilsin. Hatırlarsan bu eve ilk geldiğinde sokaklarda serserilik peşindeydin. Tabii ya. Oğlunu savunman normal. Çünkü onun gerçek yüzünü göremeyecek kadar körsün. Çünkü o senin gerçek oğlun. İşte. Gördünüz mü? Bu çocuk üvey evlat olmayı azmedemiyor. Sonra gelip bana saldırıyor. Murat. Yok abla ya. Ben dayanamayacağım artık ya. Oğlum babasına baba diyemiyor ya. Ben gidip söyleyeceğim. Ne olacaksa olsun. Bir kere de ne olacaksa olmasın be. Bir kere de olmasın. Muzaffer. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Nefise kusura bakma, Emre'ye biraz sert çıktım ama o da fazla ileri gitmiş, oğluma vurmuş. Yani benim konuşacağım şey bununla alakası yok. Ama... benim seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam, tamam konuşalım ama önce ben bir Murat'ı göreyim. Böyle gitmesi içime silmedi. Belki yüzüne pansuman falan gerekiyordur. Sen çalışma odamda bekle, ben birazdan geliyorum. Nefise, bu bir işaret olmasın kız. Söylemesen mi acaba? Yok abla yok, ben dayanamayacağım artık. Ben artık dayanamayacağım, her şeyi açıklayacağım. Böyle sır falan kaldıramayacağım ben. Muzaffer bugün her şeyi öğrenecek artık. O zaman ben ne yapayım? Ha? Valizleri hazırlayayım mı? Ya da hamama mı saklansam? Ya da ben kaçayım da sen arkadan gel. Ya Muzaffer Bey vallahi öğrenirse ne yapacağı belli olmaz. Bilmiyorum abla ama ne yapacaksa yapsın artık. Ne yapacaksa her şeye razıyım ben artık ya. Bunu daha fazla saklayamayacağım ben. Bu işi saklamaya devam edersem affedeceği varsa da affetmeyecek zaten yani. Zeynep ile Cemre neredeler? Bilmiyorum. Zeynep en son Cemre'yi arıyordu da ne olduğunu bilmiyorum.
Cemal arıyor. Ya arama dedim ben sana. Arama dedim. Arama. Ya açsana. Bu saatte aradığına göre kesin bir dalavere çeviriyor. Aç öğreniriz. Dedim ben sana diyeceğimi dedim. Sen hala beni niye arıyorsun ya? Arama. Benim diyeceklerim var. Madem Muzaffer'den ayrılmıyorsun, Muzaffer'i senden ayıracağım. Ne? Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun ya? Muzaffer'i ortadan kaldıracağım. Sen de bana geleceksin. Hayır, hayır. Gelmeyeceğim, anladın mı? Gelmeyeceğim. Ben sana gelmeyeceğim. Bana bak, bana bak. Muzaffer'e en ufacık bir şey yaparsan var ya ben seni kendi ellerimle... Nefise, o çok sevdiğin kocanın başına gelecekleri göreceksin birazdan. Evin önündeyim. Birazdan olacaklara hazırlıklı ol. Cemal, hayır. Hayır dedim sana. Kız, ne diyor bu? Bitireceğim. Ne oluyor? Delirmiş abla ya, delirmiş ya. Muzaffer'e bir şey yapacağım diyor ya. Benim engel olmam lazım. Abla sen ne yap ne et, beni idare et bencik. Nefise. Ne oluyor ya? Ne bitmez kabusmuş bu ya. Allah'ım sen yardım et. Buyurun bakalım küçük hanım. Geç bakayım. Evet. Nasıl? Beğendin mi? Gerçi biraz küçük ama rahat ederiz burada. Çok güzel bir yere benziyor. Sıcak bir yer. Ama biraz tenha gibi geldi bana. Çok sessiz. Ya senin istediğin ses olsun, müzik açarız. Yani bence senin sesin en güzel müzikten bile güzel de. Bence yani. Burada bizi bulamazlar. Sandığından güvenlidir, merak etme. Senin yanında ben hep güvendeyim zaten. Bizimkiler mektubu bulmuşlar mıdır sence? Çok kızmışlar mıdır bana? Cemre. Sadece güzel şeyler düşünelim. Birlikte yaşayacağımız güzel anların kıymetini bilerek, tamam mı? Sen istersen şimdi bir duş al. Gerginliği de atmış olursun. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hadi gel banyoyu göstereyim sana. Yok. Yok işte yok. Ama ya bu adam salak değil ki. Onu bizim bildiğimiz bir yere getirmez. Başka bir yere götürmüştür. Teras'ın telefonu kapalı. Ne yapacağız Onur? Nasıl bulacağız biz bu kızı? Bilmiyorum. Ama sakin ol, tamam mı? Sana söz veriyorum, Cemre'yi bulacağız. Teras'ın üzerine olan evleri bulmamız lazım. Mehmet'e gidelim, o bize yardımcı olur. Hadi. Muzaffer'in hayatını kurtarmak için her şeyi yaparsın değil mi? Kemal yeter artık, yeter. Bırak bizi, tamam mı? Bırak, rahat bırak artık. Bitti, yok. Böyle bir şey olmayacak. Çıkar şunu aklından. Niye anlamak istemiyorsun sen? Muzaffer'in her şeyi öğrenmesini göze alıyorsun yani, öyle mi? Her şeyi göze alıyorum. Gidip Muzaffer'e bütün gerçekleri ben kendim anlatacağım. Sen de ona zarar verme fikrini aklından çıkar, tamam mı? Muzaffer'e zarar vermeyeceğim ki. Değmez buna. Benim bunu kaybedeceğim bir zamanım yok. Benim derdim seninle. Ben de geliyorsun. Yok bırak. Gel buraya. Bırak, ne yapıyorsun? Bırak. Gel buraya. Bırak dedim. Bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırak. 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 İneceğim ben. Bırak. Ya bırak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Rahat dur. Atsana. Aklını kaçırmışsın sen. Bana oyun oynamasaydın, bunların hiçbiri olmazdı. Anlaşmayı sen bozdun. Anlıyor musun?
Şimdi benim kurallarım geçerli. Benimle geliyorsun. Gelmiyorum, hiçbir yere gelmiyorum. Bırak, bırak. Ne yaptın Nefise? Azime. Buyurun Muzaffer Bey. Nefise nerede? Nefise... Muzaffer Bey, Nefise kızlarla buluşmaya çıktı. İşte kızlar yine kavga etmişler. Onların kulaklarını çekip gelecek. Tamam, ben odamdayım, gelince söylersin. Tabii efendim. Ahmet arıyor. Açamam, hadi. Neredesin sen? Ha? Nereye götürdün sen benim kardeşimi? Yavaş ama Zeynep'ciğim, yavaş. Sen bana böyle hesap soramazsın. Ya sen Allah aşkına o uğraşıp kurduğun planla beni yenebileceğini mi düşündün? Ha? Bak gördün mü? Şans benden yana oldu. O çektiğin görüntüler de bir alta yaramadı. Cemre beni seçti. Kabul et artık, yenildin. Kes sesini! Kes sesini! Kardeşim nereye götürdün? Cemre nerede şu an? Bize söyle bunu! Ya Zeynep'ciğim, maalesef ben bu isteğini yerine getiremeyeceğim. Bugün... Cemre ile ikimiz için çok güzel bir gün olacak. Yani daha doğrusu... çok güzel bir gece olacak. Hayır! Hayır, dokunmayacaksın ona. Cemre'ye dokunmayacaksın. Bak seni yaşatmam, yaşatmam seni ben. Polise gittiğimi söyle. Hadi polise gittiğimi söyle. Seni şu an yaptın. Çok büyük bir suç, tamam mı? Sen şu an bu kızı alıkoyuyorsun. Bu çok yasa dışı bir şey. Ya Zeynep'ciğim, sen biliyorsun benim bu yasa dışı işlere karşı bir zaafım var. Tutamıyorum kendimi. Ne yapayım? Ayrıca Cemre buraya kendi isteğiyle geldi. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Bizim için çok özel olan bu ilk gecemizi hazırlanıyor. Hayır! Hayır dedim sana, hayır, dokunmayacaksın ona, dokunmayacaksın ona! Ama çok geç. Çok geç Zeynep'ciğim. Ben sana söyledim değil mi? Ben sana dedim. Cemre benim olacak dedim. Sen de her gün kahrından gebereceksin. Hayır! Allah'ım çıldıracağım ya! Zeynep ne oluyor? Zeynep ne oluyor? Sıcak duş iyi geldi. Ne oldu Kartal? Sen niye öyle bakıyorsun? Ne kadar güzel olduğunun farkında mısın? Gerçekten mi? Güzelsin. Gerçek olamayacak kadar güzelsin Cemre. Bir rüyadayım sanki. Uyanmak istemiyorum. Cemre. Thank you.
seviyorum Cemre. Her şeyi ayarladım. Limana gidiyoruz. Tekneyle Yunanistan'a geçeceğiz. Gelmeyeceğim. Seninle hiçbir yere gelmeyeceğim. Şunu neden anlamak istemiyorsun? Gelmeyeceğim. Geleceksin Nefise. Ne demek gelmeyeceğim? Sana verdiğim sözü tutacağım. Çocuklar da gelecek. Seninle hiçbir yere gelmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Nefise? Ne yapıyorsun? Öldüreceksin bizi. Ne yapıyorsun? Rahat dur sana. Rahat dur. Öldüreceksin bizi. Rahat dur. Ben seninle ancak ölüme gelirim zaten. Durdur şu arabayı. Durdur. Nefise. Bir adam oldum sayende. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu biri oldum seninle. Cemre.
yardım bulmam lazım benim. Neden kimse durmuyor ya? Ya bir Allah'ın kulu dursun, neden kimse durmuyor ya? Yardım edin! Yardım edin, kaza oldu, yardım edin! Yardım edin! Oh, oh. Ben ne yapacağım? Ah, yardım bulmam lazım. Yardım bulmam lazım.